Selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayan ve kanalıma ilk defa gelenler için ben Hande. Uzun zamandır aranızda yoktum. Serkan askerden geldi, onunla birlikte zaman geçirdik. Birlikte Ankara'ya gittik, Uşak'a geldik. Derken bir aylık süreçtir video çekemiyordum. Bugün bir uygun anını yakaladım, hemen videoya atmak istedim. Çünkü ben de duramıyorum. Çok güzel ürünler aldım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, zilin sesini açmayı, bana yorumlar, eleştiriler yapmayı lütfen unutmayalım. İsterseniz şimdi videoya geçelim. İlk öncelikle küçük ürünlerle başlayalım, sonra büyük ürünlere ilerleyelim. Ben yeni keşfettiğim bir züccaciye mağazasından, çok küçük böyle içinde bir şeyi bulamayacağım sandığım züccaciye mağazasında çok şık şeyler var. Güzel ürünler aldım. Umarım siz de beğenirsiniz. İlk öncelikle şu şekilde ben bir yine karıştırma kabı olarak kapaklı saklama kasesi aldım. Şöyle kase diye geçiyor zaten bu. Sandviç kase olarak geçiyor. 4 litrelik bir kapasitesi var. Bunu da gri tonlarına seçtim. Rengine vuruldum açıkçası. Ve 4.95'e aldım. Yine benim züccaciye mağazasından almış olduğum, kendime hiç bunu almamıştım. Artık eksiklerimi net net öğrenmeye başladım. Balkon terliğim yoktu. Şu şekilde Gezer'in balkon terliğini aldım. 36 numara giyiyorum normalde ama kalıpları o kadar dar ki 37'sini bulamadığım için 38 numarayı aldım. Bundan 2 tane ya da 3 tane daha ekstra alacağım. Bu şekilde bunu da 14 liraya aldım. Gezer'in 38 numara 14 lira olan terliği. Ben bu şekilde kurulama havlularını çok seviyorum. Zaten beni tanıyan arkadaşlar biliyor. O kadar çok kurulama bezim ya da bu şekilde mini havlularım var ki artık böyle sürekli işte şunu alma, eksiklerine git tarzında muhabbetler dönüyor. Ben yine dayanamayıp üçlü Şok AVM'den şu şekilde Fuchsia isimli bir markaya ait 3 tane kurulama havlusu aldım. Krem, gri, beyaz tonlarını 4.95'e aldım Şok AVM'den ama ben bunu bir iki hafta önce aldım, yani aktüel bir üründü. Yine o benim züccaciye mağazasından almış olduğum düdüklü tencerem var, onu da göstereceğim. Benim düdüklü tencerelerim hep böyle büyük büyüktü. Yani iki kişilik bir acil bir mercimek çorbası yapmaya kalktığımda büyük tencereleri kullanmak zorundaydım. Annem de küçüğünü alalım, elinin altında küçük düdüklü tenceren olsun dedi. Diğerleri hep büyük benim. Zaten tencere videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Şu şekilde ben küçük düdüklü aldım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde küçük düdükle aldım. Bu şekilde küçük düdükle aldım. Bunu 130 liraya almış olduk biz. Bunun listesini de söyleyeceğim zaten detaylarını. Benim kendi ana tencerelerimin kenarları, sap kısımları hep kırmızı. Bunu da kırmızı tercih ettim ben. Yani takımı gibi olsun istedim. Ben böyle otomatik düdüklüleri sevmiyorum, sevemiyorum. Bu düdüklüleri daha çok böyle elim yatkın, daha çok bunları kullanabiliyorum. O yüzden hep bütün düdüklerimi ben bu şekilde aldım. Ben size şimdi detaylarını şu şekilde söyleyeceğim zaten. Hemen şuradan bakayım. Tabii bulabilirsem. Kaç litre olduğunu. Pardon, evet, bunu ben 120 liraya almışız. Bunun litresi şurada yazıyor, 120 lira fiyatı duruyor. Bakayım şurada mı? Boyut olarak 18-10 kromunda FMS isimli bir markaya ait. Bunlar sanki 5 litre olanlardan ya. 5 litrelik düdüklülerden, en küçük boyundan. Ben bundan aldım. Dediğim gibi düdüklüm vardı. Büyük olduğu için küçüğü yoktu. Küçük almak istedim. O yüzden bu düdüklüyü tercih ettim. İsterseniz uygun AVM'den almış olduğum, artık benim mobilyalarım belli oldu. Mobilyalarımızı aldık biz. Renklerimiz, modellerimiz, her şeyimiz netleşti. Küçük küçük böyle aksesuarlara geçebiliyorum. Şöyle göstereyim. Uygun AVM'den almış olduğum iki tane böyle ben mumluk aldım.
Şöyle göstereyim. Benim mutfak masam şu mermerit görünümlü, mermer görünümlü ama mermer değil. Gri tonlarını aldım. Bunu konsolumun üstünde mi kullanırım? Mutfak masamın üzerinde süs olsun, obje olsun diye mi kullanırım bilmiyorum. Bunu uygun AVM'den ben tanesini 14 liraya aldım. İki tanesine 28 lira verdim. Şu şekilde göstereyim. Mum. Look. Böyle içerisinde bir tane mum var. Hatta sıcaktan minik minik erimeye başlamış. Bunu kaldırayım ben. Şöyle göstereyim. Beyaz. Şurası gri olan. Antrasit ve gri tonlarında benim mobilyalarım. O yüzden umarım zaten yapacağım bunu ev döşeme videomda, çeyiz döşeme videomda ya da ev turu videomda, işte mobilyalarımı tanıtıyorum videomda bahsedeceğim. Detayları zaten orada da göreceksiniz ama ben şimdi böyle almış olduğum ürünleri göstermek istedim. Dediğim gibi benim konsolum beyaz renginde. Şu şekilde iki tane ben şöyle göstereyim. İki tane Zen Home'a ait tek senden 10x15 santim boyutlarında iki tane çerçeve aldım. Bunları çok beğenerek aldım ben. Ve fiyat olarak da çok uygundu açıkçası. Şöyle detaylı göstereyim. Tanesini 9.90'a, iki tanesine 20 lira vermiş oldum. Bunu da tek senden aldım. Şimdi büyük ürünlere geçelim. Ben geçen videomda da bahsetmiştim sanki. Benim bornoz tokamım ya da havlularım vardı. Ama misafir havlusu ben almamıştım. Denizli'ye gidip alacağımı söylemiştim ama Denizli'ye gidemedim. Serkan'la birlikte burada büyük bir züccaciye mağazası var. Oradan şu şekilde Özdilek'in havlu setini aldım. İkili. Hemen detaylı göstereceğim. Bir tane şöyle mürdüm renklerinde. Şu uç kısmında. Şöyle göstereyim. Güpürleri var. Bu boy havlusu. Daha şuraya şöyle koyayım. Bu baş havlusu. Bu da aynısının beyazını aldım bir de ben. Şöyle göstereyim. Bu da beyazı. Yapısını çok beğendim ben. Bir de misafirim geldiğinde bu şekilde havluları temiz bir şekilde vermek istiyorum. O yüzden bunlardan fazla fazla olsa hiç zararlı değil. Daha çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. İki tane daha alacağım. Mürdüm ve kremini tercih ettim. Bir tane de mavi ya da beyaz ya da pembe ya da mavisi vardı sanki. Pembe ile maviyi çok şey seçenek olarak görmedim ben. Mürdümle kremini şimdi aldım. Pembeyle kremini de ayrı alacağım. Bunu 160 liraya aldım ben Özdilek'in. Hatta şöyle bakayım, şurada kenarlarında bir şeyler yazıyorsa okuyayım. Özdilek'in Best Set Orkide isimli ürünüymüş. Orkide Best Set krem ve mürdüm renginde. 2 tane plaj havlusu, yani boy havlusu. 2 tane baş havlusu olarak geçiyor. Zaten bu büyük gelin damat için alınan bornoz takımlarının içerisinde de bu şekilde boy havluları var. O yüzden yani banyoda havlu ne kadar çok olursa bence o kadar çok iyi. O yüzden bir takım daha alacağım. Şimdi almış olduğum yeni, bununla birlikte almış olduğum, şöyle göstereyim. Özdilek'in pike setini aldım ben. Ben bunu çok beğendim. Şunları hatta indireyim. Gözüm oraya kayıyor. Ben bu ürünü çok beğenerek aldım. Benim pikelerim vardı. Kayınvalidem ve babaanne 4 mevsim nevresim takımı diye bir ürün çıkmış yeni. 2 tane ondan almışlar. Birini babaanne, birini kayınvalidem almış ama ben bu pikeye bayıldım. O yüzden kaçırmak istemedim. Hemen göstereyim sizlere de. Şöyle. Pikenin görünümü şu. Tam lila tonlarında. Krem ve lila o kadar tatlı duruyor ki rengi. Yani şu an kamerada biraz daha açık duruyor sanırım. Aslında daha koyu. Yani şöyle göstereyim. Lila tonlarında bu ürünü aldım. Leylak modeli diye geçiyor. Özdilek'in kendi ürünü. Pike seti.
bir tane pikesi, iki tane yastığı, bir tane çarşafı var. Şöyle detaylı göstereyim ben size. Kumaş yapısını çok beğendim. Şöyle. Yastıklarının boyutları da gayet büyük. Yani normal yastık boyutundan bir tık daha büyük sanki. Şu şekilde. Üzerinde mini mini çiçek desenleri var. Burada gri gibi duruyor biraz kamerada şu an. Aslında lila ile morun ara tonu gibi. Şunu şöyle çok açmadan. Bir tane şu şekilde pikesi. Şöyle. Yani tam biraz da kullanabileceğim bir ürün. Bir misafirim geldiğinde rahat bir şekilde verebileceğim bir ürün. Yaz mevsiminde sürekli tercih edeceğim bir ürün. Yine yastığı. Şöyle. Bu da en alt çarşafı. Şu şekilde. Bunu 220 liraya aldım. Dediğim gibi Özdilek'in bir ürünü. Özdilek'in gerçekten ürünleri çok güzel oluyor. Taç'ın, Özdilek'in. Çok kullanışlı ürünler. O yüzden çarşaf, nevresim, havlu, bir evde bence tekstil ürünlerinin olmazsa olmazı. Ne kadar fazla olursa o kadar bence iyi. Kimisi diyor ki işte nevresim almayın, işte çok almanıza gerek yok zaten evlendiğinizde de alıyorsunuz. Ya ben şu yapıdayım. Gözümde kalacağına evimde kalsın. Yapısındayım biraz daha. Bu ürünü de 220 liraya Özdilek'ten almış oldum. Özdilek'in ürünü pardon. O biraz önce gösterdiğim havluyu aldım. Züccaciye mağazasından aldım. Genellikle Özdilek'in, Tac'ın ürünlerini satan bir mağaza. Bugün sizlere göstereceğim ürünlerim bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım beni özlemişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, harika yorumlar yapmayı, eleştiriler yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.